Evet bir sistem denedi Önder Hoca ama evet. o sistem tutmadı. Yani aslında e, çok keyif aldığım bir sistemdir benim bu. 3-4-2-1 doğru oyuncular oraya uygun oyuncular olursa çok keyifli büyük takım sistemidir bu. Ama riskli bir oyundur aynı zamanda. Bir de bu sezon başı e, ardı arda denenerek kamplarda görülerek idmanlarda Tabii. görülerek sezona girilecek bir sistemdir. Fatih Hoca geçen sene bir çift forvete döndü hatırlar mısınız? Oo oh, tabii ki. Şey ondan sonra büyük infiyer oldu. Falcao Mustafa Muhammed'le denedi Çünkü olmadı. 7-8 ay idman dahil maçlarda aynı sistemi oynayan takıma tak 3 günde hemen bambaşka bir şeye eviriyorsunuz. Ergin senin tamamlayayım mı? Hı -hı. Sezon sonunda oyuncuların aralarında yaptığı sezon muhakemesindeki en temel neden şampiyonun kaçmasında Sistem Sezon değil, içinde aranan o çift forvet evet, tahmini sana evet. katılıyorum. Dün de Antalya Spor'un bulduğu bu kadar pozisyon evet. Muhtemelen sistem değiş. E şimdi tabii çünkü riskleri içinde barındıran bir oyun. Normalde ben böyle kontrollü oyunu e, çok sevmem. Hadi pozisyon vermeye vereceğim pozisyon. Yani gol de yiyeceksin. Bu oyunun biraz da şanındandır. Adam tribüne geliyor, televizyonda izliyor. Yani verdiği pozisyondan da keyif alacak, attığı golden de keyif alacak. O, o sistem bu sistem aslında ama... Burada belirleyici olan kim biliyor musun? 3-4-2-1 sisteminde. Piyaniş'te canı düşünelim stoperlerin önünde belirleyici olan orası. Yani orada kimin oynayacağı ile ilgili bu. Pjanic ve Can'ın savunma tarafları zayıf ikiliden bahsediyoruz. Yani kolay geçilebilir bir ikili. Maçın başında da zaten görür görmez bu geldi aklıma. Ha, Joseph Getson gibi düşünelim mesela. Seneye bu sistemle oynuyorsunuz. Joseph Getson. Çok ideal bir şey olabilir. Sistem olabilir. Önlerinde Emirhan ve Alex oynuyor. Alex bu fizik gücüyle bırakın kadroyu 11'i kulübede oturacak fizik gücü yok. Bak kulübede bile oturamaz o kadar inanılmaz bir hayal kırıklığı Beşiktaş için ikinci lens vakasına doğru gidiyor Alex Tekşehir'e. Çok ciddi bir yatırım. Böyle bir performans olmaz. Böyle bir hayal kırıklığı olmaz. Arkadaş hiç mi çalışmıyorsun? Hiç mi kuvvet çalışmıyorsun? Hiç mi kondisyon çalışmıyorsun? Hiç mi girmiyorsun? O aletler var salonda biliyorsun. Ergin yani. ama bayağı bir süre futbol oynamadı hatırlıyorsun. Tamam değil mi? Tam doğru, doğru. Sürecinde. kabul ediyorum ve üzerinde ben, biz bu riski barındırıyorduk. Ben yani ısrarlıyım. Abu Bakar dışında beni şaşırtan oyuncu yok zaten. Bu kadar ara verirsen geçmiş olsun. Bak Mehmet Tekici bu yüzden futbolu bırak Mehmet. Kaç yaşında Mesut dönemiyor. Diyorsun. Alex'te en büyük tedirginliğimiz buydu. Arda bravo. Bak geldiğinde üzerinde en çok benim durduğum şey buydu. Haftalarca bunu anlatmaya çalıştım. Çok risk barındırıyoruz. Bir de gelir gelmez Sergen Hoca'nın muhtemelen oyuncu da istedi. Bir Karagümrük maçı çok güzel gol de attı ilk 11 ama iki kere sakatlandı. Bir de değil vücut kaldırmıyor zaten. İkincisi hani idare etsin diye alınmış bir adam değil bu. Ara ara kullanırız hani Mehmet Topal gibi falan olsa anlarım. Ya inanılmaz bir maaş var. Onun dışında oynadığı mevki itibariyle Beşiktaş'ın en kritik mevkileri. Yani onun dolu dolu oynanması evet. gereken bir mevki. Abi şimdi sen gol yok, asist yok, bir omuzda yıkılıyorsun, adam eksiltemiyorsun, dribling yok. Hiçbir alan açma yok, hiçbir şey yok. Ya ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum ki yani bu kadar idman, bu kadar şey. Neyse ne anlatıyorduk Alex'e çok kitlendik burada. 3-4-2-1. Sistemi Sistem tutmadı onu Ben sana bu arada araya gireyim. Benim de en sevdiğim sistem 4-1-4-1. İster İsmail'siz utudu Tudor'u sen açaktın. Evet, Tudor Fernando'yu çok... koyuyordu çünkü o dörtlünün önüne o, o zaman oynarsa <laughs> evet, tabii. Evet, çok beğendiğim <laughs> Eskiden bir Eskiden Lens olarak. kanser ederdi. Şimdi de Tekşeyra yazmış Mehmet Bey. Bak. Mehmet pek. Bu eleştirilerin dozajı beklentiyle beraber artar. Çünkü Mesut Özil'e gelen eleştiriyle zahisa gelen eleştiri bir olur mu? Aynı oyunu oynasalar bile. Olmaz. Olmaz çünkü yani. beklenti çok yüksek. Şimdi Alex Tekşehir'a ile benim e, yapacağım eleştiriyle Emirhan'a yapacağım eleştiri aynı olur mu? Bir beklenti var, bir maliyet var. O yüzden yani karşılayamıyorlar diyorum. Bak Piyaniç dinleyen diyecek ki ya sen ne anlatıyorsun? Ya savunma yönünde yok. Hücumda son 10-15 dakika giriyor. Yani senden beklenti bu mu? Gustavo'nun Fenerbahçe'de yaptığı gibi. Ne yapıyorsunuz siz ben anlamıyorum yani. Bu, bu oyunun, bu isimlerin, bu CV'lerin karşılığı bu mu? Bu bireysel eleştirilerimde takım olarak söyleyeceğim şey bak Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre Beşiktaş coşku olarak çok çok önde. Çok çok önde bak puan sıralamasında Fenerbahçe'nin altında ama Fenerbahçe'deki sıkıntılı durum yaşanmıyor Beşiktaş'ta kaos olarak. Niye? Bir yakın zamanın şampiyonluğu var. İki oyuncular gerçekten bir genel anlamda karakter koymaya çalışıyor. Yapamıyorlar ayrı onu eleştiriyorum ama yapma isteği arzusu. Öyle safsaklama gibi değil e, tribün doluyor insanların coşkusu devam ediyor puan sıralamasına rağmen takım istiyor zorluyor arıyor ama olmuyor olmayınca bize bunları söyletiyor çünkü niye Trabzonspor'dan daha coşkulu bir Beşiktaş görüyorsun ama bak puan tabelasına ne diyor Trabzonspor ben sonuca giderim kardeşim alırım sonucumu ligin en iyi Çok takımı anladım. oluyorsun o zaman zirvede oluyorsunuz. Bu coşku yetmiyor. Biz sizde üç, üçlü programı çok yakın zamanda üçüncü kez yapıyoruz. Evet. En çok üzerinde durduğumuz şey ne Beşiktaş'la ilgili? Sercan bağlandı onun haberlerini konuştuk. Antalya kampına dair en çok üzerinde durduğumuz şey gol vuruşu diyor. Evet öğretemezsin ile işte çalışıyorlar dedik. Sen de dedin ki öğretemezsin. Öğretemezsin o saatten sonra. Güven üzerinde durursan belki bir şey olur. Ne Kenan'a ne Batu falan. Şimdi atamıyorsun içeri. Golü içeri atamadığın zaman Teknik adam da basına bir şey anlatamaz, yönetim de bir şey anlatamaz basına. Atamadın yani, yapacak hiçbir şey yok. Ha, hakem hataları da ciddi vardı iki tane. Evet, çok o da ciddi çok vardı. Vardı. konuşuldu. E, konuşulacak. Şimdi ben dün de sorular anlattım. da geliyor. Şöyle kollarımı açsam kadraja sığmaz. Yani hoca çok eleştiriyordu Sergen Hoca kollarını açtı diye. Ne yapıyorsunuz abi? Yani gerçekten insaf diyorum artık sezon başından beri Galatasaray özelinde, Beşiktaş özelinde, Fenerbahçe'de, diğer takımlara da oldu Anadolu'da bir sürü çok enteresan abi. Nasıl vermiyorsun? Yani kural <laughs> kural uygulamıyor. Düşünebiliyor musun? Bak pozisyonlar orta hakemin görebileceği gibi değil. Sevmiyorum da kendimi bu pozisyonda şu anda görmeyi. Ya oturmuş Beşiktaş'ın bu halinde hakem anlatıyor falan. Bu, bu çok irite ediyor izleyen adamı. Ben izlerken mesela rahatsız oluyorum böyle konuşan adamlardan. Ama şimdi orta hakemin göremeyeceği bir karamboller var orada. Oraya bir tane adam koyuyorsun önüne de ekran koyuyorsun. Bu hata falan değil. Malatya'da gördüler, öyle düşüneceksin işte hata sonu işte, düşünecek yani. Bu hata değil. Ekranda gördüğün şeyde hata olmaz. Standart yok zaten. Bu Yoksa hep değil. aynı olsa hata böyle olmaz. deriz hani böyle, böyle olmaz. oluyor. Bu böyle olunca bak gol olmadı. Yönetime, teknik adama, oyunculara dozaj da artıyor yani anladın mı? Şimdi gol olmamış, maç 0-0 bitmiş. E, belirliyorsunuz işte stratejiyi de, algıyı da, puan sıralamasını da. Neyse. Transferi konuşacağız şimdi. E, oraya geçmeden bir ben kimim arası verelim isterseniz. Yeni saate de giriyoruz yavaş yavaş. Gecenin ilk ben kimimi gelsin. İki saat de olsak Mehmet Özcan da var, Ergin Aslan da var. Güzel olur diye hazırladık ben kimimleri. Bak, geçen hafta bir tane bildim ben evde ama unuttum şimdi. Onu bulacağım. Gelsin bakalım. Kariyerimde birçok farklı takımda forma giydim. Çok istesem de milli takımda oynamak nasip olmadı. Göteborg maçını hala unutamıyorum. Türkiye Kupası'nın yeri benim için ayrıdır. Şu sıralar hayalim olan teknik direktörlük görevini icra ediyorum. Ya i̇lk, geçen ilk, ilk aklıma gelen söyleyeyim mi? Hamza Hamzoğlu. Hayır. Geçen Mehmet Yılmaz'la Serdar Sarıda vardı izliyordum. Daha ilk şey çıktı Evet madde. Mehmet Bildi hemen Veysel hemen. Cihan dedi. <laughs> Çok rekor oydu herhalde. <laughs> Göteborg maçından yola çıkalım. Göteborg Göteborg Galatasaray maçında Hamza Hoca'nın çok şutu e vardı o böyle 20, 20 kornerle ya. Galatasaray Göteborg tek kornerle Galatasaray'ı yemişti ona hmm. aklım gitti. Beşiktaş'ın da Göteborg Ertuğrul Sağlam'ın e, attığı gollerle. Göteborg kalecisi efsane. Ravelli.